Bilge kanalından yepyeni bir videoyla herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle e-devlet sistemi üzerinden üniversite öğrencilerine yönelik yapılan sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımda birçok yardım başvurusu, para kazanma ve burs videoları üretilmekte. Sizler de bana destek olmak adına kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bildirim de açarsanız anında bunlardan haberdar olabilirsiniz. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle Google'a e-devlet yazmamız gerekmekte arkadaşlar. Daha sonrasında karşımıza çıkan ilk seçeneğe tıklıyoruz. Ve buradan sağ üstte bulunan giriş yap butonuna tıklamamız gerekmekte. Buradan giriş yap butonuna tıkladıktan sonra TC kimlik numaramız ve e-devlet şifremiz ile sisteme giriş yapıyoruz. EDV şifreniz yoksa ya da unuttuysanız nasıl sıfırlayıp alabileceğinizi anlatan videolarımız kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da izleyip sıfırlayabilirsiniz. Şimdi hemen sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu yardımdan kimler faydalanabilir? Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik yardımlar kapsamında geçen bir yardım bu. Yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri faydalanabiliyor. Nasıl bir destek veriliyor? Bunu biraz açalım isterseniz. Öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlilik arz etmeyen aynı nakdi yardımlar yapılıyor arkadaşlar. Yani her ay belli bir maaş almıyorsunuz veya belli bir yardım almıyorsunuz. Tek seferlik olmak üzere veriliyor veya 2-3 aylık verilebiliyor. Bu süre sizin ihtiyacınıza göre değişiyor arkadaşlar. Genelde tek seferlik verilen bir yardım olduğunu söyleyebilirim. Nasıl başvuru yapabilirsiniz? E-Devlet sistemi üzerinden. Şu an yapacağız zaten. Başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer e-Devlette zorluk çeken vatandaşlar varsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderekse başvuru da bulunabiliyor. Şimdi burada bulunan arama butonuna sosyal yardım başvuru hizmeti yazmamız gerekmekte arkadaşlar. Bakın burada zaten karşımıza çıkıyor. Hemen buradan sosyal yardım başvuru hizmetine tıklamamız gerekmekte. Ardından karşımıza daha önce yaptığımız başvurular çıkacak ve burada bir takım yazılar yazıyor. Buradan arkadaşlar hemen bakın yeni başvuru seçeneği mevcut. Tabi burada sosyal yardım sorgu izni vermeniz gerekmekte. Bu başvuruları yaptığınız zaman yani bunun giriş yapıp bu izni verdiğiniz zaman başvurunuz daha hızlı süreç aşamasında açıklanıyor diyebilirim. Buradan hemen yeni başvuru diyelim. Yeni başvuru dedikten sonra karşımıza aydınlatma metni çıkmakta ve burada bir takım bilgiler var. Bunları okuyup onaylamanız gerekmekte arkadaşlar. Buradaki kutucuğa tıklıyoruz. Ardından kabul ve beyan ediyorum seçeneğine tıklamamız gerekmekte. Daha sonrasında burada aşamaları görüyorsunuz. Kimlik bilgileri, başvuru formu, ön izleme ve işlem sonucu diye karşımıza çıkıyor. Ben ikinci adımı atlayacağım çünkü burada kimlik bilgilerimiz yer alacak ve başvuru formu üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle başvur diyelim. İkinci adımda sizlerin kimlik bilgisi, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi gibi ad, ev adresiniz gibi detaylar mevcut. En sonunda size bu adreste mi ikamet ediyorsunuz diyor. Evet diyorsunuz. Eğer etmiyorsanız hayır deyip buradan adresinizi güncelleyebilirsiniz. Evet dedikten sonra işlemimize devam et diyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza başvuru formu geliyor. Bu başvuru formunda sizden dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Sadece IBAN numarası. Burada IBAN numarasını arkadaşlar şahsınıza ait yardım yapılması için kendinize ait bir banka hesabı girmeniz gerekmekte. Başında TR olmadan bunu giriyorsunuz. Buradaki soruları da yanıtlıyorsunuz. Yeriniz varsa evet bakın burada karşılıksız burs alıyorsanız belirtebilirsiniz. Yoksa direkt hayır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sosyal yardım alıp almadığınızı soruyor. Bu kutucukları doldurabilirsiniz arkadaşlar. Aylık kira gideriniz vesaire. Bir de burası önemli takılanlar olabilir. Burada kendiniz hariç sizinle aynı evde bulunan kişilerin ikamet ettiği sayıyı soruyor. 4 kişi kalıyorsanız buraya 3 seçeceksiniz. Ve o kişilerin tek tek TC'sini, adını, soyadını ve cep telefonunu girip geliri var mı diye soruyor. Bunları doldurup ekle dedikten sonra diğer kişiye geçeceksiniz arkadaşlar. Ardından bunları da doldurduktan sonra en aşağı geliyoruz. Tabi burada kronik rahatsızlığınız bulunuyorsa mutlaka bunları belirtmenizde fayda var daha hızlı ve olumlu bir sonuç almanız adına söylüyorum bunu. İhtiyaç ve talepleriniz kısmını arkadaşlar yazmanız gereken şey yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik yapılan yardımlardan faydalanmak istiyorum. Bundan dolayı şu şekilde ihtiyacım var, şu eğitim masraflarımı karşılayamıyorum, şu giderimi karşılayamıyorum gibi gibi. Neden ihtiyacınızın olduğunu anlattığınız bir metin, bir paragraf yazmanızı istiyorum. Ardından devam et dedikten sonra ön izleme çıkıyor. Başvurunuzu gönderip işlem sonucunuzu 1 hafta 15 gün içerisinde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da buraya gelip sosyal yardım bilgileri sorgula bakın burada çıkacak zaten. Sosyal yardım bilgileri sorgulamaya tıklayıp buradan kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde umarım videom faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.